İyi günler. Dünyada kullanımı gittikçe artmakta olan propolis çeşitli şekillerde ekstrasyon haline getirilmektedir. Su bazlı propolis, alkol bazlı propolis, kapsül propolis gibi. Araştırmalarımıza başladığımızda deniliyordu ki propolisin içerisinde bir canlı yaşamaz. Ama biz çok iyi biliyorduk ki spor yapmış canlılar yaşayabilirler. Hatta hiçbir zehirden bile etkilenmeyebilirler. Yani etraflarında bir koruma alanları vardır. Biz doğadan örnekler alarak akredite laboratuvarlarda aldığımız örneklerde E. coli hariç 37 çeşit canlı olduğunu tespit ettik. Bu canlılar spor vaziyette kendilerine güvenlik duvarı örmüş bekliyorlar. Bu ürünlerin bu şekilde kullanıldığında insan midesinde direkt faaliyete geçtiği bilinmektedir. Bunların çoğunluğu patojen canlılardır. Tam tersine hasta bunları kullanayım derken mide bağırsak rahatsızlıkları ve kanser bile olabilir. Halkımızın bunları bilmesi gerekir. Ayrıca propolisin nereden toplandığı çok önemlidir. Arının propolisi topladığı yerler asfalta yakın olmamalıdır. Arı sıkışlığında asfalttan zifti de toplayabilir. Bu durumlar oluşmasın diye propolisi özellikle Anadolu'nun saf bölgeleri ve Doğu Karadeniz bölgelerinden almak gerekir. Propolisi topladığımızda 1 kilogram propolisten 100-120 gram arası saf madde elde edebiliyorsunuz. Bu saf madde de saflaştırılmış propolis de ancak yüksek teknik ve teknoloji ile elde edilebilir. Herkesin bunu elde etmesi mümkün değil. İçerisinde kaç mikrogram olduğu belli değil. Kana ne kadar miktar karışacağı belli değil. En önemlisi bağırsaklardan emilebilir hale getirilmesi gerekir. Yine propolis 65 dereceden önce erimez. Aktarlardan aldığımız propolis bağırsaklarda deşarj ediliyor. Bu ürünlerin bu şekilde kullanılması faydadan çok zarar verir. Halkımızın bunu bilmesi gerekir. Evet, su bazlı propolisin diğer propolislerden farkı nedir? Propolislerdeki farkı anlayabilmek için propolislerin pH'larına bakmak gerekir. Su bazlı propolisin pH'ına baktığımızda pH'larının 3.80 ile 4.20 arasında olduğunu gördük. Yani bu asitlerin sağlıklı bir şekilde insan vücuduna geçmesi için pH'ının bu şekilde yani 3.80 ile 4.20 arasında olması gerekiyor. Alkol bazlı propolisin pH'ına baktığımızda alkol fermantasyon esnasında pH'ı değişkenlik gösteren bir ürün olduğundan 6 ile 10 arasında olduğunu gördük. Bu sonuçta 3.80 pH'dan daha yüksek bir sonuç. Yani daha yüksek bir pH demek. Bu nedenle bu asitlerin tuzlara dönüşüp hücre çeperinden geçemeyeceği ortaya çıkmış oluyor. Bu sonuçta kansere iyi gelen asitlerin su bazlı propoliste elimine olmamış likit vaziyette kalabiliyor. Diğer çözeltilerde çözüldüğünde ise bu değişiyor. Bir örnek vermek gerekirse bir Fransız profesör su bazlı çalışmış. Kafeik asiti 76.9 mikrogram çözdürebilmiş. Alkolde ise sadece 6 mikrogram çözdürebilmiş. Bizim yöntemlerimizde ise bizim laboratuvarlarımızda ise su bazlı propolisi 435 mikrogram çözdürebilmişiz. Bu da sadece yüksek teknik ve teknoloji ile oluyor. Bu çalışmayı da akredite laboratuvarlarımızda yaptırdık. Şimdi propolisin bir kısmını alkolde, bir kısmını suda çözdürebiliyoruz. Yani bu ne demek? Propolisin içerisindeki 170 ayrı bileşenin tamamı suda çözülemez. Geriye kalan kısmını da alkolde çözdürüyoruz. Fakat sonrasında alkolü tamamen uçurarak saf propolis elde ediyoruz. Bu saflaştırılmış propolisi balın çözücü etkisini olduğunu bilerek bala absorbe ediyoruz. Tabii bunların da belli oranları var. Bu şekilde bal propolis karışımı oluyor. Kapsül propolise geldiğimizde ise kapsül propolisi de saflaştırılmış propolisten yani alkolde çözdürülmüş olandan ve su bazlı kısmından da karıştırıp bu şekilde kapsül propolis elde ediyoruz. Tabii ki onların da belli oranları var.
ve bu da midede çözülebiliyor. Kullanımı çok kolay ve çok etkili bir ürün olarak ortaya çıkıyor. Ve böylece propolisin bütün bileşenlerini çözmüş oluyoruz. Propolisin içerisindeki 170 ayrı bileşenin tamamından, yani bu sinerjik durumundan faydalanmak için hem su bazlı propolis, hem alkol bazlı propolis, yani kapsül propolis, hem bal propolis karışımını kullanmak sağlığımız için çok büyük bir fayda getirir. Bunların tamamını kullandığımızda hücre çeperinin güçlenmesi, antiviral tarafı ve yaraları iyileştirici tarafı, ayrıca kanserde de ciddi faydalar elde etmiş oluruz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere, hoşça kalın, sağlıklı günler dilerim.